Sevgili YouTube kanalı izleyicilerimiz, siyasetin nabzı, siyasetin tansiyonu hızlı atmaya, hızlı yükselmeye devam ediyor. Tabii Türkiye'de birçok siyasi partide kendilerini ifade etmek için il il, bölge bölge dolaşıyor. Şimdi efendim, ordunun yine önemli bir konuğu var. Sayın Aytaç Battal, Türkiye'de yeni kurulan bir partinin daha önceden siyaset yapan isimlerini bir araya getirdiği önemli bir parti. Partinin ismine dikkatle kulak kabartmanızı rica ediyorum. Anadolu Birliği Partisi. Niye Anadolu Birliği Partisi? Ne zaman kuruldu? Kimler kurdu? Türkiye ile ve ülke ile ilgili neler düşünüyorlar? Programları ne? Hepsini bu kısa röportajımız içerisinde kendisine soracağım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çiçeği burnunda bir partinin uzun yıllar hem ticaret yapan hem de siyasetin içerisinde olan bir genel başkan ve ekibiyle buradasınız. Evet. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz kanalınızda bizlere de yer verdiğiniz için. Partimiz 2020 yılında Genel Başkanımız Sayın Bedri Yalçın tarafından kurulmuş bir partidir. Bedri Yalçın kim? Bedri Yalçın, Turgut Özal'ın manevi oğludur kendisi. Yaklaşık 40-45 yıldır da siyaseti takip ediyor. Evet, kendisi siyasette de etkin isimlerden birisidir. Kemer'de pırlanta ve halı üzerine ticareti vardır. Almanya'da iyi şirketlerden 2-3 ana şirkette, turizm şirketinde sahibidir ve çocuklar orada şirketin yönetim kurulundadır. Ticaret olarak dünyalık sayfada siyaset kısmında da 2020 yılında Anadolu Birliği Partisi'ni kurmuştur. Öncesinde? Öncesinde de AK Parti ile bir birlikteliği daha önceden vardır ama şu anda AK Parti ile herhangi bir bağı yok. Şu an tamamen biz Anadolu Birliği Partisi olarak 72 ilde 580 tane ilçede kurulumumuzu yaptık. Ordu? Ordu'da da çok iddialı bir ismi atadık. Hatta onu da bugün açıklayacağız ismini. Evet, şu anda siz görmüyorsunuz. İsmi de söyleyecek miyiz, söylemeyecek miyiz bilmiyoruz ama oradan sesleniyor, söylemeyin diyor. Bir deprem etkisi yaratacak. Yaratacağız. Bu arada bugün de deprem oldu. Video gerçi evet, daha sonraki günlerde izliyorsunuz bunu ama Ahmet Mete Işıkaray'ı da analım. İnsanları deprem değil, binalar öldürüyor. Evet. Siz de müteahhitsiniz. Evet. O yüzden sağlam binalar yapmak lazım. Şu anda tabii artık yasalarımız da buna el vermiyor. Zaten o yapı denetimlerimiz iyi çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin müteahhitliğinden siyasetin müteahhitliğine soyunduk. Evet, inşallah bu işi de başaracağız ve çok hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İl il geziyoruz. Hatta geçen gün de Adıyaman'daydık. Adıyaman'da da çok müthiş bir şekilde ilk meşaleyi orada yaktık. Celal Başkanım'a da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 300 arabalık bir konvoyla birlikte bizi karşıladı. Oo. Ve Adıyaman'ı yeri yerinden oynattı diyebiliriz. Oo, helal olsun. Evet. Ne kadar güzel. Yeni kurulan bir partiye ya da artık yeni kurulan partilere vatandaşın bu kadar tezahür göstermesi nasıl değerli? Şimdi şöyle gidelim isterseniz. Bizim bugün 130 tane partimiz vardı Türkiye'de. 130 tane partiden sadece 29 tane parti seçime girebiliyor. Evet. 29 tane. Diğerleri il sayısını tamamlayamadığı için düşüyor. Biz 29 tane partiden biri biziz. Evet. Ama bizimle birlikte biz Türkiye İttifakı'nı kurduk ve patentini biz aldık. Bizim Türkiye İttifakı'nı kurmamızda şu anda 18 tane parti bizimle birlikte ittifakız. Hangi beraberiz. Partiler? Bu saymış olduğumuz küçük partiler. Küçük partilerin 18 tane partisi bizimle birlikte. Tabii altılı masa ayrı. MHP, AK Parti ayrı. Tabii halk artık bu kirişeleşmiş siyasetten, üslupsuz tavırlardan, konuşmalardan bıktı. Halk artık cebine bakıyor, ekonomisine bakıyor, bütçesine bakıyor, çocuğunun okul sorununa bakıyor, çiftçi mazotuna bakıyor, ne bileyim tohumuna bakıyor. İnsanlar artık sorun içerisinde, sorunları neyle üreteceksiniz? Bana bunu söyleyin diyor. Yani gezdiğimiz bütün illerde ben karşılaştığım en büyük, bana sorulan soru şu. Siz bu problemleri nasıl çözüyorsunuz? Biz diyor, biliyoruz kimin ne olduğunu, kimin ne yaptığını. Biri çıkıyor birine illet diyor, biri çıkıyor birine zillet diyor. Biz asla bu üslup ve bu tavırda değiliz. Ve aslında muhalefeti de eleştiriyorum diyorsunuz. Tabii. Zaten ülkede iyi bir muhalefet olmadığı zaman iyi bir iktidar da olmaz. Evet. Yani oradaki üslup, tarz çok önemli. Siyaset tarihinde son 10 senedir yaşamadığımız üslupsuzluğu yaşıyoruz diyelim. Yani ayrıştırma, ikileştirme, son birkaç gündür haberlerde de görüyoruz. Yani inanın bazı noktada siyasetle uğraştığım için ya kendimle alakalı kişisel olarak kendimle
problemler yaşıyorum. Bu kadar olmamalı. Bu kadar siyaseti seviyesine düşürmemeliyiz. Biz bu halkın bize inanan kişileri olarak biz bu arenadayız. Bizim üslubumuz bütün gençlere olmalı ve onlar bizden örnek alacak. Yani bu kadar ayrıştırmayla bilmem şeyle değil. Ben partilerden şunu rica ederim. Yapacaklarınızı anlatın. Yapabileceklerinizi anlatın. Boş vaatlerde bulunmayalım. Halkın duygularıyla oynamayalım. Çünkü ben bunu her yerde söylüyorum. Dünyadaki bence en ağır suç insanların duygularıyla oynamak, kandırmak ve aldatmak. Bunu yapmamalıyız. Biz yapacaklarımızı konuşmalıyız ve gerçekten de yapmalıyız. Mesela isterseniz ben devam ediyorum. Hocam devam edin, sıkıntı yok. Ben severim böyle konuşmacının benim, konuya hakim olması. Benim mesela çalışma alanlarım içerisinde tabii hep bunu söylüyoruz. Ekonomi, evet ekonomik bir sorun var ama arkadaşlar ekonomik soruya ekonomi deyip devam edemeyiz. Ekonomi neden sıkıntıda? Sorunu ne ekonominin? Evet. Ekonominin bir kere sorunu hukukun olmaması. Hukukun iyi çalışmamasından dolayı yatırımcı bulamıyorsunuz. İleri vadede istihdam sağlayacak kaliteli iş adamları bulamıyoruz. O yüzden önce siz hukuku düzeltmeniz lazım. Ardından tarımı düzeltmeniz lazım. Bakın arkadaşlar 788 bin kilometre kare vatan toprağımızda 200 küsür bin metre kare kilometre kare alanda biz tarım üretiyoruz ve yıllık yaptığımız ciro 12 milyar dolar. Hollanda Konya'dan daha küçük bir il 40 bin kilometre kare alanda sadece 14 bin kilometre karelik yerde üretim yapıyor ve 120 milyar dolar ciro yapıyor. Sizin 20'de biriniz kadar alanda tarım yapıyor ama 120 milyar dolar ciro yapıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü tarımı bilinçli yapıyorlar. Bizim gibi bilinçsiz yapmıyorlar. Tarımda tarım üniversiteleri kurmuşlar ve tarım üniversitelerine dünyanın her yerinden bir turizm şeyi gibi olmuş bu seyahat acentelerinin sattığı bir tur operatörünün sattığı gibi olmuş ve buraya gidiyorsunuz, benim toprağım burası diyorsun, benim yerim burası, benim için ne öneriyorsun? Sana iklimlendirme cihazları satıyor, sana sera alanları satıyor, burada şu mahsul yaparsan bu daha çok verim sağlar diyor. Senin toprağını senden iyi tanıyor ve biz de Türkiye'de 7 bölgede 7 üniversite kurmayla alakalı çalışmalarımızı devam ediyoruz ve bunu başaracağız. Evet, tarımda 7 bölgede 7 üniversite kuracağız. Anladım. Mazot konusuna gelince, bakın arkadaşlar olmayacak bir şey değil. Bugün askeriyede nasıl kırmızı mazot kullanıyoruz? Markerı koyduğunuzda mazotun rengi kırmızı olur. Ben petrol işiyle uğraştığım için bunu iyi biliyorum. Kardeşim gelin çiftçinin mazotuna da siyah marker koyalım. Siyah marker koyduğumuzda mazot olacak siyah. Veya turuncu koyalım, turuncu olacak. O zaman şu yasayı da getirelim. Hangi aracın deposunda turuncu mazot yakarsa o arabaya el konulsun. Buyurun, mazot sorunu da çözdük. İndir KDV ÖTV, çiftçiden ÖDV KDV mi alınır ya? Biz bugün samanı ithal eden bir ülke olmuşuz. Biz önce bundan kurtulacağız. Çiftçilik, bakın arkadaşlar siz bugün yapılan projeler, büyük projeler, size bugün çiftçiliği yaptırmıyorlar. Size bugün mazotu ucuza vermiyorlar. Size yerli tohumu vermiyorlar. Kısır toprakları bırakıyorlar. Ve burada halk ne yapıyor? Büyük şehirlere gidiyor. Büyük şehirlerde ekmek arayışına gidiyor. Ve siz büyük şehirlere gittiğinizde bir zaman sonra geçinemeyeceksiniz. Hazır tüketime daha dayanmaz. Ondan sonra açacak oradan Kanada ellerini, bugün yaşadığımız beyin göçü gibi, açacak Amerika kollarını, Hollanda gel biz edecek. Bizde sana şu haklar var, şu özgürlükler var, şu sosyal yardım var. Ve önünü alamadığımız bir beyin göçüyle yaşıyoruz. Ülkemizde akademisyen kalmadı, doktor kalmadı. Hastanelerimiz bomboş. Devasa hastanelerimiz var, doktor yok. Öğrenciler Erasmus sistemine giden geri gelmiyor. Sonra ne yaptınız? O güzelim Anadolu topraklarını tertemiz, savaşsız bir şekilde kime teslim edeceğiniz zaten belli. Buna bugün tarıma destek vermeyen her kim olursa olsun benim gözümde Büyük Orta Doğu Projesi'nin kesinlikle ve kesinlikle bir eş başkanıdır. Yani eğer bu projeye hizmet etmiyorsanız, Büyük Orta Doğu Projesi'ne hizmet etmiyorsanız bu vatan topraklarını çölleştiremezsiniz. Bu çiftçiye destek verirsiniz. Ve gördüğümüzde o ki, yani kesinlikle de bu konuda yanılmıyoruz. Sistem belli, bu beyin göçünü götürmek. Evet. Bu arada evet, kızımızdan da su rica edelim. Çünkü konuşmacı zaten konuşuyor. Ben dinleme faslındayım. Evet. Yani ben de dikkatle dinliyorum. Evet. Muhalefet aslında şunu yapmalı. Muhalefeti de eleştirdiğim bir nokta var. Karşı tarafla bu hamasi
tartışmalara girmektense oturup projeleri... Ya proje üretin ya. Evet, proje ben şunu yapacağım diyor. Evet. Ben bunu yapacağım diyor. Evet. Ben mesela yani yapacak alanlarımda emin olun gece saat 4'lere kadar ben çalışıyorum ve ekibim çalışıyor. Emin olun genel merkezimizde biz bu konularla alakalı 300 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ve hepsi Anadolu'nun aslanları, hepsi Anadolu evlatları. Ve bugün ekonomi dibine kadar sıkıntıyı çeken başkanlarımla birlikte biz çalışıyoruz. Biz Anadolu Birliği Partisi değiliz, Anadolu ailesiyiz. Partimizi kurarken de söylediğim söz şu. Anadolu Birliği Partisi ne sağcı, ne solcu, ne kafatasçı, ne o ne bu. Biz değiliz kardeşim. Onu soracağım. Biz Anadolu'yuz, Anadolu'nun mozaiğiyiz. Hem soluklanın diye tabii. Bir konuşmacıyı da esnerek dinlendirelim. Genel başkanlara sorarım. Sizden önce Sayın Gültekin Uysal'la da burada sohbet ettik. Sarıgül'le de sohbet ettik. Sağda bir parti mi, solda bir parti mi, parti nerede? Biz sağcı solcu değiliz. Biz bu ülkeye çözüm üretmeye gelen bu vatan evlatlarıyız. Hepimiz. Bir ideoloji partisinden öte. Hayır. İdeoloji olabilir mi ya? Bu ülkede ideoloji ne demek ya? Evet. Bu ötekileştirmedir, ikileştirmedir. İnsanlar kardeşi kardeşe kıydırdılar bu memlekette ya. 80 dönemini biliyorsunuz, 79 dönemini biliyorsunuz. Şu anda biliyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz bu vatan topraklarını hep birlikte kazanmadık mı ya? Biz Çanakkale cephesinde sen Alevisin, sen Sunnisin, sen Kürtsün, sen Lazsın diye ayrım mı yaptık? Hayır kardeşim. Aynı mermiye birlikte göğüs geldik. Sarıkamış'ta donan 90 bin asker ayrıştırdı mı birbirini? Sen donamasın, sen Lazsın mı dedi? Sen Kürtsün, sen gelme mi dedi? Ya biz nasıl ayrıştırabiliriz ya? Ya bu bir ahlaksızlıktır ya. Ama son dönemde bu maalesef kaşınıyor. Biz Anadolu Birliği Partisi olarak Anadolu'nun mozaiğiyiz ve Anadolu'daki bayrağına, milletine, vatan topraklarına saygı duyan herkese kapımız açık. Ve bütün bu saygı duyan birlikte, bu topluma birlikte biz bu ülkemizdeki sorunları çözeceğiz. Oraya geliyoruz biz. Biz mesela en büyük örnek şey verdiğimiz ya şu çocuklarımıza üniversitelerdeki yurt problemleri ya yurt problemleri. Ülkemizde devasa hastaneler var. Yap, işlet, devret. Cezaevi bile yaptık. Yurt yapamadık. Yurt. Bu kız çocukları ortalıkta kalmış kardeşim. Ve bunu hala çözüm bulamıyorlar. Neden yapmıyorsunuz ya? 2016'dan beri bir tane KYK yurdu yapılmamış. Kim yapıyor? Cemaatler. Kim yapıyor? Bilmem neciler. Ondan sonra alıyorsunuz adamı. Sen FETÖ'cüsün, sen bilmem necisin, sen nesin. Yapsaydın yurtta ben de FETÖ'cü olmasaydım diyor o zaman çocuk. Sen yapmadığın yurt, biz gittik cemaatlerin kucağına düştük diyor. Demek de zorunda. Ama bunu dinleyen kim tabii? Yapıştırdınız, müebbet alıp gitti. Mülteci sorunu nasıl çözeceksiniz? Mülteci sorununu nasıl çözeceğiz? Bir kere Türkiye vatandaşı öyle kolay verilen bir vatandaşlık değil kardeşim. Benim dedem, atam bu memlekette Çanakkale'de şehit olmuş, Sarıkamış'a donmuş, bütün savaşlara girmiş. Ve 7 sene benim dedem evine gelememiş. Ben bu vatandaşı bu şekilde aldım. Ve bu vatandaşı da hiçbir şekilde hiçbir kimse bu kadar kolay verdirmeyeceğiz. 200 bin dolar mı? 200 ve bugün 250 bin dolara vatandaşlık satılıyor. Bunu satan da alan da yani ama ne deseniz dur, ben. Dur, yani basında ama yani bu yapmayın, alçaklıktır yapmayın, ya. Böyle olur mu ya? Vatandaşlık parayla satılır mı aman, ya? Aman önünüzde uzun bir siyasi yaşantı ya, var. Yok ama bu. Önünüzü bahtınız açsın da. Yeni çıkan sosyal medya yasasında biz de mesela siz bunu söylerken müdahale etmezsek biz de suçluluğa düşüyoruz. Şimdi burada bu vatan... Her türlü iddialarının cevap hakkıyla ilgili cevap vermek isteyenlere kanalımız açıktır diyelim. Evet. Buyurun devam edin. Evet. Biz kesinlikle verilen vatandaşları kesinlikle geri alacağız. Kesinlikle. Parasını ödeyeceğiz geri alacağız. Kesinlikle geri alacağız. Ve geldikleri topraklara en güzel şekilde otobüslerimizle kendilerini aynı yerlerine bıraktıracağız. Hiç merak etmesinler. Bu ülkede öyle vatandaşlık kolay kolay alınmıyor. Öyle o içinde biz vatandaşlık vermiyoruz. Vermeyiz. Evet. Peki daha çok ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Çünkü her gittiğiniz yerde ekonomiyi soruyorlar önce. Doğru mu? Evet ekonomiyi ekonomide soruyorlar. Ekonomide ne olacak? Yani hangi sihirli değnekle bu kadar tıkanmışlıkken işte iktisatçı arkadaşlarımız var, işletmeci arkadaşlarımız var. Tabii. Esnaf kanı alıyor. Şimdi bakın esnaf kanı alıyor. Aynı şekilde sanayiciler diyorlar ki biz yılbaşındaki enflasyondan sonra yanımızdaki işçiyi 100 tane işçi çalıştıran arkadaşım var, 300 tane var, 1000 tane çalıştıran arkadaşım var. Bize bir formül sunmadan nasıl asgari ücreti artırırsınız diyorlar. Siz ne yapacaksınız gelince? Şimdi bakın biz bir kere ekonomiyle alakalı sosyal yardım projelerinin aynı tekrar devamını sağlayacağız. Devamını. Kimse hatta, şey kesilmeyecek. Hayır. Öyle sosyal şey yardım tabii. Kesinlikle kesilmeyecek. Evet. Hatta
ailelerin, bakın son dönemde boşanma oranları %70'lere çıktı. Ve bu boşanma oranları evin geçim sıkıntısından dolayı oluyor. Biz bununla alakalı apayrı bir çalışma yaptık. Mesela ev hanımına çocuklarıyla birlikte ayrı bir ödenek çıkarttık. Sosyal yardım, verilen sosyal yardım bir tık daha üstüne çıktık. Evler yıkılmasın projesi adı altında. Yuvalar dağılmasın. Tabii yuvalar dağılmasın projesi ben adı ekledim, altında. Evler yıkılmasın, yuvalar dağılmasın. Tabii bu proje bu adı altında öncelikle biz aile birliğini ve dirliğini koruma adına ülkemizdeki geçim parası ne kadar, bu nafaka ne kadarla geçiniyor? Bir kere o minimumunu biz vereceğiz. Kesinlikle. Çünkü burada evler yıkıldığı zaman bu sefer görüyorsunuz ortalıkta İstanbul'un hali, Ankara'nın hali, İzmir'in hali, hepimiz büyük şehirlerdeki felaketleri, aile felaketlerini yaşıyoruz. Bunların sonunda daha kötü yollara düşüyor, daha kötü şartlara düşüyorlar, daha farklı bağımlılıklara düşüyorlar. O yüzden biz aile birliğini öncelikle korumakla mükellefiz. İkinci konu arkadaşlar, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hangi yolu izledi? Aynı yolu izleyeceğiz. Elimizdeki fabrikaları satmakla değil, yeni fabrikalar üretmekle, desteklemekle ekonomi düzelir. Ben geldim sana bu parayı verdim değil kardeşim. Ben sana nereden bu parayı vereceğim? Benim önce üretmem lazım. Önce çalışmam lazım. Biz bir kere kimse hazır para beklemesin. Bizden de beklemesin. Hazır para yok. Biz sadece herkese çalışacağı imkan sağlayacağız. Herkese. Tarım alanına sınırsız desteklerimiz olacak. Sınırsız. Kendimiz bizzat gideceğiz tarladan. Sorun neyse öyle meclisten değil. Orada olacağız orada. Sorun neyse orada çözeceğiz. Şimdi 6 milyon yakın Z kuşağı oy kullanacak. Evet, umutsuz olan Z kuşağımıza Allah'ın size umut olmaya geliyor. Z kuşağını en iyi takip ettiğim, yine bunu diğer programlarda da söylüyorum. Oğlum Ömer Kayra Battal, ellerinizden öper. Kaç yaşında? 17 yaşında. Ben de 22 yaşında bir oğlum var. O ülkeyi valla itiraf ediyorum. Yurt dışına nasıl okuyabilirim diye. Şimdi Erasmus'ta şeylerden. Ben de bunu konuşuyorum. Evet. Ne yapıyoruz oğlum diyorum. Benim oğlum bir de LGS'de dereceyle geçti. Bravo. Çok zeki, çok üst zeki bir evladım. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Bütün evlatlarımızın ömrünü uzun etsin. Başarını daim etsin. Ben çocuklarıma bakınca tabii yani emin olun gurur duyuyorum ama bir yandan da gözlerim doluyor. Yani şu ülkede çocuklarıma iyi bir gelecek bırakmak adına ben bu mücadelenin içerisindeyim. Hep aynı noktada. Yani bütün anne babaların da bu bilinçle devam etmesini istiyoruz. Artık kendimizden vazgeçtik. Biz artık bazı şeyleri tamamladık. Bundan sonra bana ne verebilirsin ki beni mutlu etmek için? Yaşayacağımız biz birçok şeyi yaşadık. Bundan sonra benim ve bütün arkadaşlarımızın hedefi çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak. Z kuşağı gerçekten ümitsiz bir kuşak ama emin olun gençler biz bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte. Yeter ki bir olalım, birlikte olalım. Bugün Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmek emin olun hiçbirinize çözüm değil. Yani orada çok iyi bir hayat sunacaklarını beklemeyin. Burası sizin vatan toprağınız, baba ata ocağınız. Buraya sahip çıkalım. İş yok. Daha iyi ne yapabiliriz? Ona bakalım. Olmaz mı iş ya? Olmaz mı ya? 788 bin kilometre kare toprakta iş olmaz mı ya? Bir tarafınız Alp Dağları gibi kayak yapıyorsunuz Erzurum'da. Uçağa biniyorsunuz. Bir saat sonra Bodrum'da denize giriyorsunuz. Karadeniz'e Sri Lanka yağmurlarına tutuluyorsunuz. Bir saat sonra Antalya'da plajda güneşleniyorsunuz. Evet. Bundan daha güzel bir ülke var mı? Evet. Milli gelirimiz düştü. 8 bin dolarlardayız. 15 bini, 20 bini beklerken. Yani ekonomi alanında isterseniz çok teferruata girersek evet. O işin içinden çıkamayız. Ekonominin düzelmesi evet. için üretmemiz lazım, çalışmamız lazım. Hukukun üzerinden, hükümetin el çekmesi lazım. Evet. Adaletin kesinlikle çarkların çok iyi çalışması lazım. Biz adaletimize güvenen bir milletiz. Düzeleneceğine de inanıyoruz. Özellikle de son söylemek, eklemek istediğim şey de polis teşkilatıyla alakalı mobüs baskıları, amir baskılarının kesinlikle bu konuya el atacağız ve bu konuyla alakalı gerçekten çok üzülüyorum. Sürekli polis intiharları duymaktan gerçekten biz de yorulduk. Bir polis neden intihar eder? Görevini başarıyla yapamadığı için. Görmüş olduğu haksızlığa müdahale edemediği için. Amir baskıları, siyasi bürokrat baskıları. Elinizi çekin kardeşim. Elinizi çekin polisinizin üstünden. Evet. Polis şereflidir. Bizim Türk polisimiz onurludur. Bırakın görevini onurlu bir şekilde yapmaya devam etsin. Evet. Ateş Bey, son kapanışta hep şöyle yaparız konuklara. Sizi izleyen izleyicilere. Yani bir ulusa sesleniş gibi
son bir kapanışla veda edelim. 20. dakikayı doldurduk. YouTube izleyicilerine... Fındık konusuna giremedik ama... Fındığı mı konuşacaksınız? İlginç. Bir de o konumuz vardı. Bir dakika, eğer fındık konu... Girin, merak ettim. Ne diyeceksiniz fındıkla ilgili? Fındık konusunda bir kere şu. Ferolli kim oluyor da benim ülkemde fiyat açıklıyor? Kim bu? Bu şirketin ortağı kim? Hangi hükümet buna destek veriyor? Hangi iktidar buna destek veriyor? Veya hangi muhalefet destek veriyor? Evet, Mahir Bey sizi iyi çalıştırmış bu konuda. Benim ülkemin... Pardon, söyledim ama eyvah. Benim ülkemin fındığının fiyatını benim ülkemin üreticisi belirler. İtalyan firması Ferolli gelip belirleyemez. Bu konuyu kınıyorum ve bu Ferolli konusunu da her çıktığım canlı yayında da konuşmaya devam edeceğim. Lütfen. Çaykur'dan da bu dönem onurlu yöneticilerden artık kar açıklamaları da bekliyoruz. Zarar değil. Zarar açıklıyorsanız eğer o koltuklarda da oturmayın. Kalkın o koltuklardan kardeşim. Emekliler birkaç cümle söyler mi bizle ilgili diyorlar? Emeklerle alakalı sosyal yardım zaten onunla alakalı bizim planlarımızı zaten açıklamıştık. Düşük maaşlar. Düşük maaşla alakalı emeklerimizde bakın biz bunu şöyle yapalım. Bizim Anadolu Birliği Partisi sayfamızda reformlarla alakalı açıklamalarımız var. Süre yetmez diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Süremiz yetmiyor. Onunla alakalı açıklamalarımızı bizzat kendim orada hem sözlü hem yazılı olarak açıklamalarım var. Evet. Ben birçok siyasetçiyi konuk aldım 30 yıllık meslek hayatımda. Yani Sayın Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı'ydı. Yaptığımız Ordu'daki bir radyo istasyonundan 3 gün 3 gecelik yayında o yayına katıldı. Sayın Mesut Yılmaz'la. Evet. Sayın Abdullah Gül o zaman henüz daha Cumhurbaşkanı adayıydı onunla. Benim kadar başarısına denk gelmedi ama değil mi? Tansu Çiller'le, İsmail Cem'le, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla, Cem Uzan'la. Yani bu skalayı sayabiliriz. Böyle gideriz çünkü evet. Orduya geldiklerinde işte iki tane televizyon kanalı var. İşte bir tane iki tane moderatör var. Ama heyecanınız çok hoşuma gitti. Bak, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Allah bu heyecanınızı, dinamizminizi, enerjinizi bozmasın. Amin. Umalım. Olur da siz ve ekip arkadaşları ve bütün bu partiler iktidara gelirse ve eğer bunları yapmazsanız hesap sorarım. Eğer yapmazsak Rabbim oraları bize nasip etmesin. Amin diyelim. Rabbim oraları bize nasip etmesin. Bugünden yolumuzu kessin. Eyvallah. Evet, gerçekten enerjisi çok güzel. Eminim ki partiyi de siz de şimdi daha dikkatli takip edeceksiniz. Aytaç Battal'ı ilk kez tanıdım. Partinin ismini duymuştum. Genel Başkan'ın ismini duymuştum ama Sayın Genel Başkan Yardımcısı Ordu'ya geldiğinde İl başkan adayımız ismini söylemeyeceğim. İsmini bugün açıklıyoruz. Büyük. Açıklayalım mı? Açıklayalım mı başkanım? Açıklayalım. Resmileştirelim. Evet, resmileştirelim diyor. Tamam. Ama ben tamam. Biraz önce bir isim kaçırdım Mahir Bey diye. Evet. Ama soy isminin ne olduğunu söylemeyelim. Tabii. Evet. İlçeler, evet, özellikle. O beni biliyor, o yüzden o nereden gol attığımı biliyor. Evet, Anadolu Birliği Partisi logosu... Bakın burada var. Biz de program sırasında sık sık yayınlıyoruz zaten. Türkiye el ele sıkışma, kavuşma, bir olma, birlik olma. Bir sanki Sayın Turgut Özal'ın şöyle bir şeyine gönderme mi var? Genel Başkanımız Turgut Özal'ın da manevi olduğu için. Evet. Umalım vatandaşla doğru yöntemlerle bu fikirlerini anlatırlar diyelim. Biz de kendilerine buraya geldiklerinde ses olmaya, aracı olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.